tarihi daha iyi anlatabilmek, dört yol halkını da kendi tarihiyle buluşturmak adına 9 Ocak 2014 yılında ilk kurşun müzesi açılıyor. İlk kurşun müzesi dört yol tarihini yaşatıyor. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı yer, yani dört yolun ilk kurşun müzesini bugün geziyoruz. Hemen görmüş olduğunuz gibi dünden bugüne ilk kurşun müzesinin görüntülerini burada görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı yer dört yolun ilk kurşun müzesini birlikte gezeceğiz. Bakalım bizi burada neler bekliyor. Hemen kapımıza doğru ilerleyelim. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müzemizin içerisinde ilk sizinle karşılaştık. Hemen evet, sizi tanıyalım. Ben müze görevlisi Hasan Türkoğlu. Dört Yol Belediyesi'nde görevliyim. Burada müzeye gelen konuklarımızı tanıtıyoruz. Tarihi eserlerimizi sergiliyoruz, anlatıyoruz. Ne zamandır buradasınız? Biz Mart ayında girdik. Müzemiz 9 Ocak'ta açıldı. 9 Ocak 2014'te. Yaklaşık 6 aydır burada görev yapıyoruz. Bugün o zaman sizinle beraber müzemizi gezeceğiz. Evet. Peki nereden başlıyoruz? Şuradan başlayalım ilk tarafa. Peki ilerleyelim o zaman. Hemen 4 tane heykelle burada karşılaşıyoruz. Evet. Zaten ben şöyle geçeyim. İlk kurşunu sıkan kişi Mehmet Kara. 19 Aralık 1918'de Özerli'de iki Ermeni ile kavga ediyor. Karakise bölgesine çıkıyor. İlk kurşunu ve ilk ateş emrini veren kişi Mehmet Kara. Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kuruyor. 300'e yakın bir çete grubu var. Bu Adana, Ceyhan, Antep, İslahiye, bu Antakya, Hassa, bu dağlarda hükmediyor. Evet. Hemen yine geldim. Selim Çavuş, Kara Mustafa, Mustafa Girgeç'te 10'ar 15'erlik çete grup liderleri. Yine Kara Hasan Paşa'nın sağ kolu da denilebilir. Milli mücadelede yer alan kişilerimiz. Evet, milli mücadelede yer alan kişilerimiz, çetelerimiz. Milli mücadelede yer alan çeteleri tanımış olduk böylelikle. Hemen ilerleyelim. Heykeller hakkında bilgi verin. Bunlar balmum ve silikon heykel. Fotoğrafa bakılarak heykel çıkıyor. Şurada mesela Mehmet Kara'nın fotoğrafı. Heykel, evet, yani bir fotoğraftan bu heykel çıktı diyorsunuz. Evet. Büyük bir uğraş yapılmıştır tabii bu heykeller için. Yine burada Kuvayi Milliyecilerimizin fotoğrafları. Evet. Kuvayi Milliyeciler. Çukurova'nın her yerinde çok sayıda Türk'ü öldüren çetelerden. Kuvayi Milliyeciler. Türk ordusu İskenderun'da diye bir fotoğraf karesini görüyoruz burada. Gazi madalyalarımız burada. Gezmeye devam edelim o zaman. Hemen burada bir fotoğraflar görüyoruz. Mücadele döneminde askerlerimize yardım eden ve savaşan halkımız. Yine dört yol halkı ve çevreleri. Evet. Yine yan tarafta devam ediyor sanırım. Evet. Burada. Peki şurada Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu bir belgeyi görüyorum. Bu hemen size sormak bazı istiyorum. Bazı kitaplar Hasan Tahsin diyor, İzmir'de atıldı diyor. Bu Genelkurmaylıktan açıklaması, dört yolda Mehmet Kara'nın attığına dair bir belge. Böylelikle bu bilinen yanlışı da burada ispatlamış oluyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınlanmış olduğu belgeyi burada okumak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin yurdumuzda ilk işgal ettiği yerlerin İskenderun ve Dört Yol olduğu, bu düşmana karşı ilk direniş hareketlerinin yine bu bölgede başladığı, buna bağlı olarak da ilk silahlı direniş hareketinde 19 Aralık 1918'de Dört Yol ilçesi Karakese köyünde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim Genelkurmay Başkanı namına. Evet, hemen şu tarafa doğru geçelim. Yine 3 tane heykelle burada evet, karşılaşıyoruz. Yine Mustafa Deli Ağa, Dört Yol'da Atatürk'ün sizi en çok sevdiği, en güvendiği adamı. Yine evet, Mustafa Deli Ağa'nın sevmesi de Atatürk Dört Yol'a geldiğinde savaşı nasıl kazandınız diye çetelere soruyor. Öbür çetelerimiz devamlı ben yaptım, işte biz yaptık filan derken hep kendini ön plana çıkarıyor. Mustafa Deli Ağa, biz Kürt'ü, Türk'ü, Antakyalısı, Erzinlisi, Payaslısı, Dört Yollusu hepimiz bir beraber olduk, öldük, öldürdük, savaştık, böyle kazandık diyor. Ve Mustafa Deli Ağa'nın bu sözü Atatürk'ün Dört Yol'da en çok sevdiği ve en güvendiği adamı oluyor. Peki niye Deli Ağa denilmiş? Deli Ağa Atatürk
lakabını veriyor. Hı hı. Mert cesur, yiğit anlamında Mustafa Deli Ağa diyor. Zaten 12 Eylül 1926'da Mustafa Deli Ağa'yı Atatürk'ün yakınlığından kıskanan iki kişi evinde öldürüyor. Atatürk evet. son geldiğinde bu haberi duyuyor, dört yola girmek istemiyor. Dört yola üçüncü gelişinde bu haberle karşılaştığında evet. kendisi çok evet. üzülüyor burada. Yine Hacı Emin Hoca, Mehmet Emin Küçük o dönemki Kuvayi Milliye askerlerimize yiyecek, içecek, giyecek, su ihtiyacını karşılıyor. Çifte tabancalı müftü Ali Rıza Yılmaz Batumlu buraya müftü olarak atanıyor. O zamanki Fransızlar Türklere baskı yapıyor, camiye göndermiyor, ibadet etmeyi yasaklıyor. Bu da sinirleniyor. Bizim Kuvayi Milliye askerlerimizle savaşıyor. Gerçekten çok cesur insanlar. Evet. Yine o burada zaman... fotoğraflar var. Milli Mücadele döneminde Kara Hasan Paşa, Deli Ağa. Milli mücadele hakkında bilgi almak isteyen misafirlerimiz, öğrencilerimiz görmüş olduğunuz bu yerlerde oturarak slayttaki milli mücadelede geçen olaylar hakkında bilgi edinmiş oluyor. Şimdi hep birlikte bu belgeselimizi izleyelim. Milli Mücadele Yılları 19 Aralık 1918 Türk tarihinin çok önemli bir günüdür. Korumasız, savunmasız, çaresiz görülerek asırlardır hür yaşadığı bu topraklarda esaret zincirine vurulmak istenen bir avuç Türk'ün hayır dediği gündür. İşgal kuvvetlerine karşı milli mücadelenin başladığı, Kuvayi Milliye ruhunun doğduğu gündür. Zulüm ve işkencelerle başlayan ölümler sonunda kara bulutların çöktüğü sessiz şehir dört yol üzerinde bir güneş doğdu. Bu güneş Türk milletinin yeniden dirilişi, huzur ve aydınlıklara giden yol olmuştur. Hürriyete giden bu yol Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayılarak Türk milletinin uyanışına sebep olmuştur. Güçlü devletlere karşı mücadele eden ve yenilen, silahları bırakılmış bir milletin yeniden dirilişiyle topyekün düşmana karşı koyma hareketidir. Milli mücadele ve Kuvayi Milliye ruhu, Türk milletinin topyekün düşmana baş kaldırış hareketi, bağımsızlık ve hürriyet için ya ölüm ya istiklal parolasının özüdür. Milli mücadele hareketi, dünyada da mazlum milletlerin uyanış hareketi olmuştur. 19 Aralık 1918 Türkiye'de milli mücadelenin başladığı ve düşmana ilk kurşunun sıkıldığı tarihtir. Dört yolun kurtuluşu. Ankara Antlaşması'ndan sonra Fransızlarla Türklerin Adana bölgesinde anlaşacakları ve Adana dolaylarını Türklere bırakacakları haberlerinin duyulması üzerine bu bölgelerdeki Ermenilerle Hristiyanlar arasındaki göç başlamıştı. Mersin'e gelen vapurlar ve Halep'e giden trenlerle çeşitli bahaneler ileri sürülerek bazı Ermenilerin memleketten ayrılmaya başladıkları görülüyordu. Bu suretle bu bölgede Ermeni sayıları azalmıştı. Antlaşmanın imzalanmasından sonra bu hareketler büsbütün hızlandı. Kuvayi Milliye taraflısı olmayan Hristiyan ve Müslümanlar, Fransız kıtaları çekilmeden önce Türkiye'den kaçmak için adeta yarışıyorlardı. Böylece Adana ve Mersin bölgesinde olduğu gibi, dört yoldan da 7000 kadar göçmenin dış memleketlere gittiği tespit edilmişti. Fransızların boşalttıkları şehir ve kasabalara Türk kuvvetleri ve hükümet memurları büyük törenlerle giriyorlardı. Halk sevinç içindeydi. Dört yollu Türkler başarılı ve haklı bir mücadelenin ardından yaşadıkları toprakları yeniden hak etmenin verdiği gururla kasabaya giren Cebeli Bereket Mıntıka Kumandanlığı birliklerini daha sonra Osmaniye'yi uğurladılar. Atatürk Dört Yolda.
Atatürk'ü götüren tren Erzincan'dan sonra Dört Yol istasyonunda durur. Dört Yol halkı ve çeteler büyük bir bayram coşkusuyla karşılar atasını. Atatürk'ün yanında eşi Latife Hanım da vardır. Yollara halılar serilerek karşılanmıştı. Yolun bir tarafında dört yollu çeteler, diğer tarafında halk bulunuyordu. Atatürk'ü ilk olarak Kaymakam Hafız Sadık Bey, Halk Fırkası Reisi Kara Hasan Paşa ve Halk Fırkası Katibi Emin Bey ile daire müdürleri karşıladılar. Memur ve subaylar da bulunduğu karşılamada çetecilerden Deli Ağa, İkizoğlu Hüseyin Efendi, Nazif Hoca, Mustafa Çavuş, Duda Mehmet Ağa, Tellioğlu Osman Efendi, Hacı İlyas Efendi, Esen'in oğlu Ahmet Efendi, Divlimzade Hacı Efendi, Mehmet Emin Hoca, Resul Ağa ve Selim Çavuş da bulunuyordu. Atatürk halkı selamlar ve çeteleri denetler. İstasyondan faytonlarla dört yola gelirler, önce parkı gezerler. Halkla da konuşan Atatürk, askeri hastaneyi ziyaret eder. İki katlı hastanenin balkonuna çıkar ve halka hitap eder. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen milli felaketlerden uyanışın ve kutsal vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Belgeselimizi izledik, bilgilendirmeyi de yaptık. Hemen ikinci katımızda bakalım nelerle karşılaşacağız. Hemen şu odaya doğru ilerlemek istiyorum. Hemen şu dikkatimi çekiyor. Böyle eski zamanların yöresel kıyafetleri. Yine o zamanki çetelerimize ait bir yöresel kıyafetimiz. Bayağı bir geniş. Evet, o zamanki insanlar biraz iri ve genişmiş. Evet. Yine burada aşağıda gösterdiğimiz gibi çetelerimizin kullandığı kılıç, kama, silahlar. Yine şu Kara Hasan Paşa'nın kılıcı en baştaki. Milli mücadelede 4 yılın milli kahramanı yani Kara Hasan Paşa'nın kılıcını burada görüyoruz. Kuvayi Milliye'den kalma silah ve eşyalar sergileniyor. İşte eskiden kullanılmış olan telefonları burada görmek mümkündür. Hemen odamızı gezmeye devam ettiğimizde yine eskiden kullanılan araç ve gereçler burada var. İşte radyo. Görmüş olduğunuz bu orak eski zamanlardan kalmadı. Hala günümüzde de kullanılmaya devam ediliyor tarlalarda. Görmüş olduğunuz gibi hemen şurada da bir kahve değirmeni var. Eskiden kullanılan. Biz buradaki araç ve gereçlerin ne işe yaradığını bilemedik. Hemen size soralım. Tabii. Bu gördüğünüz çıkrık. Tabii minyatür. Bu koyun yününü, pamuğu ipe çeviriyor. Şu kirmen dediğimiz, bu da ipi böyle top yap işte. İpi sarmada kullanılıyor. Arkadaki de pranga. Esirlerin zindanda ayaklarına takılan bir alet. Bu odamızdan çıkıyoruz. Bakalım diğer odada nelerle karşılaşacağız. Müzemizin bir kütüphane bölümü. Yine Milli Mücadele döneminde anlatan kitaplar. Yine dört yol kitapları. Eski bir daktilomuz. Burada sevgili. Bu odamızda sizler için tanıtmış bulunmaktayız ve diğer odamıza doğru ilerleyebiliriz. Bakalım burada nelerle karşılaşıyoruz. Yine bu müzemizin bu odasında aşağıdaki Kuvayi Milliyecilerin kazandığı madalyalar, istiklal belgeleri. Burada sergileniyor. Yine o dönemin gazetelerini görüyoruz. İki madalya, ilk kurşunu sıkan kişi Mehmet Kara'nın Atatürk'ün verdiği gazilik ve istiklal madalyası. Müzemizin bu bölümünde ise eskiden
kullanılan böyle şark köşeleri vardı. Böyle burada insanlar karşılıklı sohbetlerini yapar, semaverden de çayını içer, yudumlayarak sohbetlerini devam ederdi. Hemen görmüş olduğunuz gibi sazımız. Eskiyi yaşatmak isteyen evlerde ise hala bu şark köşelerine rastlamak mümkün. Müzemizin bölümü, yine bu bölümünde eski kullandığımız paralar. Yine Türk bayrağımız, o dönem savaştan kalma. Yine el bombası, İngiliz top güllesi ve o zaman askerlerin su içtiği su matarası. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Ellik diyor. Eskiden ellik ekin biçerken ele takılıp orakla ekinleri biçiliyormuş. Yani eli korumak için. Şurada yine görmüş olduğunuz o ne ayakkabı şey? Dikiminde kullanılıyor. Biz deniyor. Yine o da şey keskinleştirmek için. Bu da yine o zamanki dönemde kaşık yapmak için kaşık oyacağı deniyor. Yine köstekli saatler. Evet, köstekli saatleri hala böyle dedelerimizin ceplerinde evet. Görmek mümkün değil mi? Evet, doğrudur. Bu odamızı gezmeye devam ediyorduk. Gözüme bir tablo takıldı hemen burada. 1920'li yıllara ait olan Dört Yol'un ilk fotoğrafını burada görmek mümkün. Bu odamızı da bitirmiş bulunmaktayız. Hemen eski zamanlara ait olan bir mutfakla karşınızdayız. Mutfağı, eski zaman. Burada bir teyzeyi görüyoruz hemen. Eskiden burada teyzem evet. Ne yapıyormuş acaba? Teyzemiz o zaman yayık ayran yapılıyormuş eskiden. Yayık ayran yapılıyor. Yine, burada... ocak yoktu eski zaman. Odunlu ocağımız. Kim bilir neler neler pişti bu eski evet. Ocaklarda. Burada da görmüş olduğunuz gibi evet. Eskiden kullanılan araç gereçlere rastlıyoruz. Eskiden kullanılmış olan araç gereçleri burada görüyoruz. Teyzeler bunlarda neler neler pişirdi kim bilir artık. Evet. Gene aslında bazı evlerde vardır bunlar ya. Bunlar daha yaşıyordur bazı mutfaklarda. Aynen. Peki burada da hemen bir kabağı rastlıyoruz değil mi? Evet, kendik deniyor eski zamanda. Su kabağı. Eskiden onu burayı bıçakla oyuluyor. Banyoda kullandığımız tas olarak evet. Kullanılıyordu. Günümüzde de daha kullanan vardır. Muhakkak yani bunlar aslında hemen eskidi demek de evet. Değil. Daha teyzelerimiz var, anneannelerimiz var, doğru, yaşlılarımız var, kullananlar var yani. Kullanıyor. Peki bu görmüş olduğunuz? O yine elek, buğday elemek için böyle halbur deniyor. Pekala, mutfağımızı da sizler için tanıttık. Yani şu anda 3. kata doğru ilerliyoruz. 3. katta bakalım bizi neler bekliyor. Burada tüfeklerimize rastlıyoruz. Evet, bu silahlar milli mücadele döneminde kullandığı, bizim kullandığı, çetelerin kullandığı silahlar. Tüfekler burada, evet. Milli mücadele yine bu ortadaki zamanında. Ermeni tüfekleri. Onlarınki tabii bizim Türklerimize göre daha işlemeli, daha böyle detaylı. Evet, onlarda imkan olduğundan için. Onların tüfekleri farklıydı ama bizim savaşımız çok daha evet. Farklı oldu. Bizim silahlarımız daha şey olmasına rağmen savaşı kazanmışlar. Evet. Yani bu tarafta. Yine burada da yine bizim Türklerin kullandığı silahlar. Şu anda gizli toplantı odasına gelmiş bulunmaktayız. Hemen burada neler konuşuluyordu, hangi meseleler üzerine Atatürk burada evet. İstişare yapıyordu? Tayfur Sökmen, Deli Ağa ve Atatürk burada toplantı yapıyor. Tayfur Sökmen Hatay'ın ilk ve son cumhurbaşkanı. O zaman Hatay ayrı bir devletti. Anavatana katılması için Atatürk'le birçok toplantılar yapılıyor. 1939'da Hatay anavatana geçiyor. Yine Atatürk'ün sevmiş olduğu evet. Arkadaşı Deli Ağa. Yine Deli Ağa. Hatay meseleleri üzerine bol bol konuşuluyor. Görüşülüyor. Hemen bu tarafta da fotoğraf karelerine rastlıyoruz. Evet, Atatürk'ün Dört Yol'a gelişindeki fotoğraflar. Yine Dört Yol'umuzun meşhur portakalı ikram edilirken. Yine bu fotoğrafta da Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım 1931 ve 56 yılları arasında Dört Yol'da yaşamıştır. Yine Tayfur Sökmen'in bir fotoğrafı. Hatay Devleti'nin evet. Cumhurbaşkanı. Burada bu tarafta, da Atatürk'ün en çok sevdiği kişi Deli Ağa'nın kızı ve oğlu Atatürk geldiğinde karşılarken.
3 katlı müzemizi sizler için gezdik ve ekranlara taşıdık. Burada adeta tarihi yaşadık. Sizler de buraya gelerekten bu tarihi atmosferi yaşayabilirsiniz diyoruz. Milli mücadelede ilk kurşunun 19 Aralık 1918'de sıkıldığı çarpışmada Fransız askerlerinin sıktığı kurşunların izleri hala küçük Musa Erden'in Karakese'deki evinin duvarında bulunduğu görülüyor burada. İlk Kurşun Müzemizin bahçesindeyiz şu anda. Hemen görmüş olduğunuz buradaki bu tablolara rastlıyoruz. 1930 yılındaki Ocaklı'da Kasım Ağa'nın portakal mağazasında çalışan işçilerine burada rastlıyoruz. Hemen yine 1933 yılında Dört Yol İskelesi'nde vapurun ilk gelişinin fotoğrafını görüyoruz. Hemen ilerlemeye devam ediyorum. Burada da yine 1940 yılı İstasyon Caddesi'nde bir bayram kutlaması. 1950 yılında Dört Yol'dan Kore'ye asker gönderme. Yine 1951 yılında Dört Yol'da kurulan ilk petrol bayi. Hemen gezmeye devam ediyoruz. 1955 yılında Hayma altında bir bayram kutlamasını izleyen protokol üyeleri. ...1970 yılında Dört Yol'dan Çaylı Köyü'ne giden gençler, o zamanki. Yine 1988 yılında Dört Yol'un havadan bir görüntüsü, görünüşü şu anda. 1988 yılında Dört Yol'un havadan görünümü buradaki gibi ama 2012 yılına geldiğimizde Dört Yol'un havadan görünüşü. Evet. 1990 yılında da Dört Yol'daki sıra konakları. Fotoğrafları sizler için ekranlara taşıdık. Hemen bu tarafta da Osmanlı Devleti'nin Dört Yol'daki arşiv belgelerine rastlıyoruz. İlk Kurşun Müzesi'nde tarih adeta canlandı. Burada tarihi biz de yaşamış olduk. Sizin de sayenizde, size de çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa alalım. Öncelikle Hatay Radyo Televizyon ekibine bu çekimlerini yaptığı için teşekkür ediyorum. Dört Yol'un ilk kurşunu sıkıldığı, yani atıldığı yerde müzeyi tanıttığınız için çok teşekkürler. Tarihi yaşamak isteyen tüm halkımızı müzemize bekliyoruz. Bu bölümümüz de burada sona eriyor. Yarın başka bir bölümle karşınızdayız. Bizle kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.